Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Fiyatı Köfte serisinin 31. bölümüne hoş geldiniz. Vay be, bayağı ilerledik. Der rektörü hala bitirmedik ki, bunlar daha bitmedi. Bu bölüm biraz daha dekorasyon yapacağım. Öncelikle bize kum lazım. Kum ve cam lazım. Şu sandstone'ları kuma çevirebiliyor muyduk? Evet, çevirebiliyorduk. Hazır elimizde bollarken kuma çevirelim onları. Bu arada bu ikinci slot farklı bir iş için. İkinci slot tamamen bronz falan filan craft edebilmenizi sağlıyor. Öyle bir slot. Bu iki bölüm arasında bir değişikliğim yok. Gördüğünüz üzere. Ama buradaki flux'ım minimale inmiş en son. Buradaki de moderate. Şuraya bakalım. Gelebilirsek. Burası da minimal. Evet, bu bölümde birkaç bir şey daha girişeceğim. İlk önce yapacağım şey camları değiştirmek olacak. Zycraft güncellendiğine göre artık Glassweaver kullanabilirim. Glassweaver, Zycraft'ın eklediği harika bir cam ve alüminyum kullansam çok daha mantıklı olur. Hazır sürüsüyle alüminyumum var. Gördüğünüz üzere. Evin tüm camlarını bunlarla değiştireceğim. Smelter'ımıza geliyoruz. Ore'larımızı biraz daha alalım. Şu kadar alüminyum alalım. Pardon, alüminyum. Alüminyum değil tam olarak. Farklı bir şeyler. Ve burada pişsin. Pişerken biz de şuna bakalım. O daha var bunun bitmesine. Bunun yanı sıra ne yapacağız? Glassweaver'larımızın yanı sıra bir de gelin sen. Lamp. Bunlar içeride hangi renk koyalım? Red koyalım. Reaktör neticede. Aslında dur. Cage lamp'i dışarıda yapalım. Bunu senin neyden yapalım? Dur, neredeydin sen? Neredeydin? 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 Redpa blokları geçmişiz zaten. Geri döndüm bloklara. Red Power ışıklandırmalarını bulacağız. Tamam. Inverted Red Fixture. Bunun için Stone Slab, Glass Pane ve Red Bloomer lazım. Red Bloomer'ın yapımı kolay. Buna bir tane yeter herhalde. Bu da iki tane. Bir tane yeter, bir tane yeter. Glowstone, Redstone ve Nikolaitlerimizin sayısı bayağı bir artmış. Bayağı kontrol dışı düzeyde. Glowstone, Redstone. Rose Red. Önce birkaç bir şey daha lazım. Stone'larım burada.
Glasspane. Slab. Lumar ve birkaç tane ipim elimde bulunsun. Dım dım dım. Tabii ki de uyuyamayacağım. Hepsi bu örümcekle ilgili. Kork ben, korkun benden. Neyse. Beleş sword'umla yediririm size. Ve bunu yerleştiriyoruz. Ve buranın ışıklandırmasını hallediyor. Bakalım bunu kırarsak ne olur? Burası kapkaranlık olur. O yüzden bu önemli bir şey. Red Power ışıklandırmalarında bu burada ilk defa kullanıyoruz. Bunun dışında Zycraft'ın da ışıkları var. Ki onlar da ilginç görünümde. Onları da kullanacağım başka yerlerde. Zycraft son sürümünde Zycraft şu yayınlandıktan sonra bayağı güzel bir şey oldu. Ve şimdi bir saniye, biraz daha cama ihtiyacım var. Evet. Bunlar cidden çok daha güzel. Zycraft cidden ama cidden aşırı cool olan bir mod. Zamanda gereksiz bir moddu ama. Ve lanet, ben seni kırmak zorundaydım değil mi? Ama şimdi o bekletmenin hakkını veriyor. Bunun dışında bu Glassweaver'ların dışında eklediği tonla şey var. Mesela o Yuyumeter üretiminde kullandığımız Fabricator'lar tamamen Zycraft tarafından eklendi. Zycraft'ın tankları var vesaire vesaire. Water Block olsun. Çok ilginç şeyler ekledi Zycraft son sürümünde. Ya son sürümünde değil, ilk sürümü bu. O önceden kullandığımız Zycraft Alpha sürümüydü. Yani bir test sürümü. Bu yayınlanmış asıl sürüm. Şu oldu mu? Hayır, hala olmadı. Bunları kırdığınızda geri dönüyorlar. Normal cam bildiğiniz üzere geri dönmüyor. Silk Touch'la kırmadığınız sürece. Silk Touch demişken yakında bir alet yapsam da güzel olacak. Kendiliğinden Silk Touch'a sahip bir alet mevcut. Greg Tech'in eklediği. Hatta onu bu bölümde yapabilirim bile. Ama önce şu reaktörün geri kalan parçaları tamamlansın. Evet.
Ve ben şu camları bitireyim. Ha, bu arada size söylemeyi unuttuğum bir şey. Bu Zycraft'ın Glassweaver'ları hakkında bir detay. Hani Connective Textures bunda da çalışıyor ya. Şey bir de durum var. Optifine olmadan bile çalışıyor bunda. Blue'un kendi özelliği hardcoded, yani Blue'a özel olarak kodlanmış bir biçimde Connective Texture var. Yani Optifine olmadan bile böyle bir cam yapısına sahip olabiliyorsunuz. Evet, bazı bilgisayarlarda Optifine performans artışı sağlayacağına performans düşüşü sağlıyor. O kişiler için güzel bir avantaj olabilir bu. Aslında düşünürken tek tek yerleştiriyorum. Elimizde Tomcraft diye bir mod mevcut. Tomcraft'ın eklediği şeyler zaten çok işin bu işi çok kolaylaştırabilecek şeyler. Şimdi bize Gold Nugget lazımdı da Gold Nugget'ımız yok galiba. Olması lazım bir yerde. Neyse, sıkıntı yok. Bunun dışında Achievement get in wood. Çok süper. Tabi mod pack'i değiştirince doğal olarak achievement'lar da evet. Permutation ve instrumentum içeriyor. Yani dönüşüm ve alet dönüşüm içeriyor. Buna dikkati çekelim. 2, 3, 14, 15, 16. Benim kovam nerede? Ve instrumentum. Wand of Equal Trade. Adından da anlaşılabileceğiniz üzere bir şeyleri bir başka bir şeye çeviriyor. İşi bu. Ama neyi nereye çeviriyor diye soracak olursanız, mesela bir bloğa shift'e basılı tıklayın ve artık burada gözükmüyor. Şu sembol bunun üstünde, mesela bunun yerini değiştireyim, onun da yerinin değiştiğini göreceksiniz. Bu blok gözüküyor. Ve eğer camlara tıklarsam gördüğünüz gibi tüm camları buna dönüştürüyor. Ben neden bunu başta akıl edemedim? Harbi. Kafam neredeydi benim o esnada? Başka camımız var mı? Hayır, yok. Tabii ki de. Şuradan kumlarımızı alalım. Tabii seni de yerleştirelim şöyle. Bir yandan da şunlara bakalım. Tam bu turda bitti bitecek. Sanırım bu bölümün sonunda yetişirler. Evet, artık evimin tüm çatıları Glassweaver'lar güzel. Ah.
Biraz daha pişirmiştim. Bulunsun diye. Şimdi şurada bir set tamamlanmıştı. Onları yerleştirmedim. Evet, bu arada ne yapacağım? Bunları beklerken ve burada bu notta artık sıfır flux var. Ya yani bu not tamamen kendini temizledi. Şimdi ne yapacağız? Modlara göre sıralayalım. Nuclear Control. Bize neler lazım? Öncelikle Thermal Monitor. Bunun için bir tane termal monitör, advanced circuit, redstone ve reinforced glass. Circuitimiz var mı? Ya da advanced circuitimiz. Bir tane circuitimiz var. Onu advanced'e çevirelim diye. Advanced Circuit. Bunu da tamamen kullanmışım ben gidip. Biraz daha cam lazım bana. Reinforced Glass, bu Reinforced Stone'ların cam versiyonu tamamen. Şimdi bak, ne lazımdı? Advanced Circuit. Redstone. Ve Thermal Monitor. Eğer bunu bir nükleer reaktöre bağlarsanız, gördüğünüz gibi ısısını ölçer bunun. Reaktörler ısını yöneticede. Ve ayarlanan ısıyı açtığında redstone sinyali gelir. Ama bize bu haliyle lazım değil. Bize upgrade edilmiş hali, kalıtsız haliyle lazım. Bunun için bir tane machine block. Bakalım. Şurada hiç var. Machine block. Bir de elektronik circuit de lazım bize. Tekrar. Tekrar ve tekrar ve bir saniye. 9 diamond. Bu. Niye dans ediyor? Optifine'ı bir ara bir kurcalasam iyi olur. Şu anki tur ne durumda? Gidiyor. Kendi çapında. Burada zaten rubber'ım varmış. Ama kapırım yok. Rubber var, kapır yok. Rubber var, kapır yok. Susuyorum. Tam zamanda kapır geliyorsunuz, değil mi? Gerçi Core'yi çalıştırdık ve şu an kapır yüksekliğinde olması lazım. Hatamızda çalışan Core. Evet, şu an elimizdeki tam hızda çalışan bir kore neticede. Bu da gösterebilirim. Koreler 50 Minecraft ne kadar kaldırıyor? Kayıpları. Asıl dur. Daha tam hızda çalışmıyor. Tesseract'ların kayıp oranını unuttum bir an. Tesseract'ların ufak da olsa bir kayıp oranı mevcut. Ufak olsa dediğim yalnız %25 ve remote thermal monitor. Aslında reaktörü çok yakına kurduk. Onu şimdi fark ettim.
ufak bir kontrol odası kurmam gerekiyordu. Şimdi taşımaya üşeniyorum. Evet, bunu yaptık. Bunun dışında başka bize ne lazım? Sensor Kit. Bunun için bir adet dijital termometer, glowstone, refine iron ve elektronik circuit. Biraz daha elektronik circuit yapmam lazım. Glowstone. Evet. Hemen birkaç tane yapıp bileyim de gelin şöyle. Rubber. Bu kadar işimi görür herhalde. Çok bir tane lazım. Bu dijital termometreden bir tane daha yapacağım. O da kendim kullanımım için. Ve kağıt. Kağıt kolay iş. Şuradan alayım bir düzine. Kağıt ve remote sensor kit. Evet, ikinci bir oda daha yapsam güzel olabilir. Çok büyük bir oda olmasına gerek yok. Görüşürüz örümcek. Örümcekleri severim ama. Bir saniye. Tabii bu olmadı. Evet, bu olmadı. Bu biraz fazla oldu ama olsun. Bu hala duruyor. Asayla falan mı sökeceğiz? Evet. Bunu asayla sökmemiz gerekiyormuş. Eğer shift'e basılı tutarak tıklarsın. Pardon. Neydin sen? Ha. Eğer sol tıklarsanız tek tek değiştiriyor. Ve dörtleri de mahvediyor. Lepimizi de takalım. Evet, sanırım böyle bir kontrol odası iş görür. Bu tasarımı daha sonra değiştiririm. Ufak bir oda. Zaten büyüğüne ihtiyacım yok. Sensor kit. Bununla reaktöre tıklıyoruz ve buna dönüşüyor gördüğünüz üzere. Ve bunu da şu şekilde koyuyoruz. Hatta dur seni ben tabii
Class değil, 4. Değiştireceğim. Ve Cobblestone'da. Önce Cobblestone'um olması lazım tabii. Heh. 4 bulduk. Tebrikler bana. Fund of Equal Trade ile çalışmak cidden sıkıntı iş. Seni neye ayarlayalım? 1500 derece iyisindir. Ve buna bağlayalım. Ama buna enerji gerekecek. Ama zaten nükleer reaktörü bağlı olduğu için enerji sıkıntı olmaz. Ve kalkar arıyor. Bunun dışında bize ne lazım? Industrial Information Panel. Bu yeni Industrial Alarm da işe yarayabilir. Evet, Information panelimize gelelim. INSEC, Lime Dye. Evet, tamamdır. Glass peynirimiz olacaktı bizim burada bir yerde. Tabii içeri koyduk muhtemelen. Selam örümcek. Selam. Şimdi ne lazımdı? Ha, lime dye ve insect. Insect biraz daha kolay. Lime dye biraz sıkıntı olacak. Ki muhtemelen en sonda. Genelde öyle olur. Hop 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 hop. Ha, lime dye. En nihayetinde bulabildik. Ben neden iki tane yaptıysam. Bir de ne lazım sana? Redstone. Ve information panel. Bunun için uyuyalım önce. Onu da bu tarafa koyalım. Buna da bir remote sensor kit lazım olacak. Hatta iki tane yapmam gerekecek. Evet. Yemek de yiyeyim. Ama onları tamamlayana kadar o da tamamlanmış olur herhal. Evet, şimdi siz gelin bakalım. İki tane yaptım çünkü hani iki tane lazım olacak. Tabii bunun çalışması için redstone sinyali lazım. O yüzden bunu ayrı bir yere koydum. Çünkü bu bir redstone sinyali taşıyacağı için birbirlerinden ayrı olmaları lazım.
Redstone sinyali aktaracağı için. Bu arada reaktörümüz hala çalışmıyor çünkü şu anki versiyonda yani uzun zamandır gerçi reaktörler çalışmak için redstone sinyali istiyorlar. Şimdi ikinci bir tane daha monitör yapmam gerekecek. Lime dye, redstone. İkinci monitör yapıyorum çünkü buradan da monitörü gözlemlemek istiyorum. Reaktörü. Eğer reaktöre bir şey olursa buradan da öğreneyim diye. Burada lever'larımız olacaktı. Sıkıntı değil, yaparız. Ya da yapamayız. Çünkü kobalstonumuz yok. Aman neyse. Dur. Yakın bir yerde olmalı. O zaman... Seni şuraya koyalım. Redstone sinyalini nasıl sağlayacağız? Tabii ki de seni kobalstona çevirerek. Out of range. Bunun için bize bir upgrade lazım. Range upgrade. Kolay. Tam da son bir tane kalmıştı. Umarım bu yeterli olur. Evet. Tamam. Buradan da okuyabiliyoruz bilgilerini. Şunlar hazır mı? Hazır olacak. Önümüzdeki bölümde de bunun redstone devrelerini tamamlamış olup yapmaya başlarız artık. Sen de bit artık. İşim yokken seni kapatalım. Nihayet bittiler. Son tur. Şimdi kapır almamız gerekecek. Siz buraya gittin. O uranyumları da herhalde ileride başka bir reaktör için falan kullanabilirim. Son bir setimiz kaldı. Kullanacağımız. Sanırım bu bölümü burada bitirebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftesinin günler. İyi eğlenceler.